Son dakika olarak girebilirsiniz. Cüneyt Çakır. Çok affedersin hocam. Çok özür dilerim. Çok güzel anlatıyordun ama çok net birinci ağızdan gelen haber. Evet, Tugay Kağan, Numanoğlu ve Bahattin Şimşek maç aldı ama alt liglerde aldılar. Süper Lig'den bahsediyorum. Biri birde, biri ikide. Biri birde, biri ikide. Cüneyt Çakır demiş ki, bakın çok net. Diğerleri maç almazsa bana maç yazmayın, maç almıyorum demiş. Eğer diğerleri de maç almazsa bana kesinlikle maç yazmıyorsunuz demiş Cüneyt Çakır. Helal Onun olsun. Için hocama alkışlıyorum. Helal olsun. Bak, helal olsun. Bunu söylemiş. Eğer diğer arkadaşlarıma da maç verilmezse maç almıyorum demiş. Arkadaşları da bunu biliyormuş. Yani o zaman benim bu dediğimi sorabilirsiniz. Benim bu dediğimi yapmış yani yapmış, dolaylı yoldan yapmış. Yapmış. Ben de tebrik yapmış. Ediyorum ve alkışlıyorum. Dolayısıyla o zaman maçların geç, hakemlerin geç açıklanması bu verilen listeye ya da bu İşte bundan kaynaklandı. Karşı bundan bir kaynaklandı. Duruş ya da Beyler, bir engelleme. Ben yayının başında ne dedim? Engelleme Hocam, var diye evet. diyorum. Yayının buna... başında ne dedim? Dedim ki var, bak, hakemler neden geç açıklandı buna bir bakmak lazım. Hiç normal Bunun değil. Alt metnini ben biliyorum da söyleyemiyorum söz verdiğim için. İki, Tarık Ongun'la ilgili bir ceza var sadece. Ondan dolayı vermedik diyorlar. Onu da belirtmek gerekiyor. O cezayı var. Da açıklasınlar. Öyle var kayıtları dinlemedi. Bu arada var kayıtları dinleyebiliyorlar. Özgüç'te var. Bahattin Duran. Özgüç'te var o şey. Bak, Özgüç'te maç var. Özgüç'ün maçı var. Hocam bak Bahattin Duran'la. Özgüç durdu diyorlar. Ya öyle söylüyorlar. İşte bak ama neden düzelecek? Yazar mısınız? Bir yorum daha söyleyeyim. Hocam bak. Diğerleri maç almazsa ben de almam dedi. Helal olsun bak alkışlıyorum tekrar diyorum. Bışar'ın dediği gibi yayının başında söylediği gibi Bışar Özbey'in açıkladığı gibi uzamasının sebebi dün akşam geç saatlere kadar. Bu sebep demedim de ben bir sebebi vardı. Ama dedim. Bu sebep bu. Sebep bu. Cüneyt Çakır uzun süre direniyor. Başta Mete Kalkavan olmak üzere benim diğer arkadaşlarıma da maç verilmezse ben yokum diyor. Helal olsun. Bak, bak Dünya Kupası'nı bile elinin tersiyle itiyor o zaman. Biz bunun için demedik. Evet bu arada Dünya Kupası'na gidebilmesi için kesinlikle maça çıkması lazım ama arkadaşlarına kesin... sahip çıkmış o zaman helal Hocam, olsun. Bak, bütün arkadaşları dedim, da bunu bak, yapmış bana, o zaman. Bana yani bilgiler geliyor bütün arkadaşları da Cüneyt Hoca'nın bu noktadaki duruşunu biliyor. İki şunu da söylemekte yarar var az önce neye dayanarak yumuşak geçiş olacak dedim. Bak örnek olarak veriyorum mesela Bahattin Duran Muhittin Boşak şu anda görevli değil mi MHK'de? Evet. Ya has yardımcı hakemi. Yardımcı hakemi baba oğul gibiler. Evet. Bunların barışmama ihtimali yok. Ya bugün küs değiller zaten ama. Zaten. Efendim? Küs değiller zaten. Ya onu diyorum işte. Yani bu tekrar Tarık Ongun, Bahattin Duran'ın gelmeme ihtimali yok. Bütün maçlarında hemen hemen Muhittin Hoca'nın bütün maçlarında Bahattin Duran Tabii vardı. Ya, derbiler derbilere çıktılar. Bütün beraber. Fenerbahçe Galatasaray maçında örneğin o Olimpiyat stadında Muhittin Boşak yönetiyor. Orhan Erdemir de listede bu arada bir hakede var. Orhan Erdemir'in de yardımcıları Bahattin Duran çıkıyordu onunla. Yani dolayısıyla bu geçişin bu ya şunu da söylemekte yarar var son olarak bu konuda ben şunu söyleyebilirim. Hiçbir olay bir anda ya yani bir şey varsa burada bunu tamamen yıkalım diyemezsin. Bu atamalar Ferhat Gündoğdu'nun ruhunun devam ettiğini gösteriyor. Merkez Hakem Kurulu. Zaten ancak, içerisinde halen ancak, bir takım kalıntılar var. Var. Ancak bir anda olmuyor yani. Kimin kalıntıları olduğunu da herkes biliyor. Zaten defalarca söyledik. Artık sıkmak da istemiyorum. Evet, üst üste aynı isimleri telaffuz ederek. Şimdi artık bence bu konuyu kapatalım. Evet. Doğrusu da geldi. Diğerleri maç almazsa ben de almam demiş.